Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana dilde savunma hakkıyla ilgili kanun tasarısının görüşüldüğü sırada söz alarak konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, söylediği sözlerle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal demokrasiye militarizm demek ha. Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi içinde büyük tartışmalara yol açan sözler basında da büyük yankı uyandırdı. Sözlerin ırkçılık olduğunu söyleyenler de var, ırkçılık değil milliyetçilik diyenler de. Peki Marmaris'i yaşayanı Güler'in ulus, millet ve milliyet kavramlarının tekrar tartışmaya açtığı sözleriyle ilgili ne düşünüyor? Yani Türk şey kimliği, ulusal kimliği belli ediyor. Kürt kimliği millet kimliğini belli ediyor anlamında kullandı. Bu anlamda o kelimeyi nereden almak istediğinize bağlı. Yani siz o ikisi eşit değildir anlamında almak istiyorsanız öyle yorumlarsınız. Ama o ulusal ve millet anlamında kullanıldı derseniz öyle yorumlarsınız. Yorumlamaya bağlı. Geçtiğimiz bu süreç içerisinde tabii ki bir tarafımız yaralı ülke olarak. Sorunlarımız var. Bu gibi ırk kelimelerinin kullanılması, ön plana çıkarılması hiç de hoş değil tabii ki. İnsanlar bu anlamda konuşurken dikkat etmeli diye düşünüyorum. Türkiye'de sol kavramı karışık. Yani mesela CHP bir sosyal demokrat sol bir parti olarak lanse ediliyor. Aslında öz itibariyle, yapısı itibariyle böyle bir parti değil. Aslında bence bu iyi oldu yani böyle tartışma. Çünkü olayın biraz yani turnusol kağıdı oldu aslında. Biraz haddini aşan bir şey olduğunu düşünüyorum. Atatürk'ün 1924 anayasasında çok güzel bir sözü var. Halen de devam ediyor o. Vatandaşlık bağıyla Türk milletine bağlı olan herkese vatandaş denir diye bir tarifi var. Bu çok güzel bir tarif. Yani herkesi kucaklayan, her dini, her mezhebi, her insanı kucaklayan bir tabir. Etnik kökene inmeyen bir tabir. Devletin dini yoktur diye düşünüyorum. Devletin mezhebi yoktur diye düşünüyorum. Atatürk bütün Türkiye'de yaşayan insanları kucakladığı için bu böyle olmalı diye düşünüyorum. İsim Ali'dir, Ayşe'dir, Fatma'dır, Kirkor'dur, Maria'dır, hiç önemli değil. Burada doğup büyüyen herkes Türktür. Ne mutlu Türk'üm diyene diyebilmelidir. İnsan olan herkes eşittir benim için. Bunun yani Türk olması ya da Kürt olması ya da Hristiyan olması ya da bilmem ne olması farklı yok yani benim için. İnsan insandır. Dayan sonradan açıklama yaptı. Şeylerim, laflarım çarpıtıldı diye. Kürt ulusuyla Türk ulusu diye bir şey yok. Ortak ismi Türk zaten. Bütün Türkiye'de bir sürü etnik köken insanlar yaşıyor. Hepimizin ortak adı Türk. Öyle bir ayrım kayrım yok bence yani. Benim fikrimi alıyorsanız öyle. Fakat bu ırkçılık anlamında söylemediğini kendisi zaten ikinci açıklamasında söyledi. Bizde milliyetçilik var yani, etkinlik mi var yani Kürt, Türk diye. Biz yani bu topraklar yaşıyorsak Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i hepimiz biriz.